arkadaşlar. Şimdi Kırklareli'nden Edirne tarafına geçtim. Şu an Edirne merkezdeyim. Arkaya da Selimiye Camisi'ni aldım. Şurada da Mimar Sinan'ın kendi heykeli var. Zaten Edirne'nin tam meydan tarafı burası diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar Selimiye Camisi'ne çıktım ben. Şu an içeriye gitmeyeceğim. Daha önce gezdim. Çantayla falan ayakkabılar sıkıntı olur diye. Risk etmek istemedim. O yüzden siz gezebilirsiniz. Selimiye Camisi'ne de Mimar Sinan'ın yapmış olduğu ters bir lale var. Onu kime sorsanız gösterirler. Onu da görüp çıkabilirsiniz. Şimdi Edirne'ye gelip ciğer yemeden gitmeyeyim dedim. Meşhur ciğeri var Edirne'nin. Şimdi birkaç tavsiye aldım. Ya bana tavsiye edilen Aydın Ciğer diye bir ciğerci var burada. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Şu caminin hemen arkasından dön dediler. Şimdi o caminin arkasından dönerek bir yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yani tek sıkıntı havanın biraz sıcak olması. Hafif de nem var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Genel itibariyle hani mimari açıdan gayet güzel diyebilirim. Birçok cami var. Hatta tam o Selimiye Camisi'nin benim şurada görüntü aldığımda Edirne Valiliği'nin bilgilendirme danışmanı gibi bir yer var. Oradaki kişiden nereye gezilmesi gerekiyor, ne yapılması gerekiyor diye broşürler var. Onları alıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Tabii ben kendime göre rotalar yapıyorum. Şimdi yemeğimi yiyip nereye gideceğime karar vereceğim. Yani Karaağaç tarafına kesin git dediler. Bilmiyorum, o tarafa doğru gidebilirim. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ciğerci Aydın olduğu yere geldim. Şimdi kalabalık olduğu için maskemi takacağım. Şöyle geçelim. Bakın şurası. Ciğerci Aydın. Tamam mı? Bir de yetişir misin ya? Dışarıda içer yok, o yüzden içeride yiyeceğim. Böyle göstereyim. Yetişirsin oradan, bırak. Tamam mı? Gerçek geçiyor ama. Şimdi şuraya oturayım. Nereye geçeyim? Nasıl isterseniz. Şurayı iyi ya. Evet, rahat rahatınız, hoş geldiniz. Aynen, sağ olun. Oturayım arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet. Sağ olun. Nereye gönderiyorsun? Gelmesin. Abi kendi YouTube kanalıma ya. Buna mercimek az mıydı onu? Az, size de mercimek. Şöyle içeriği de göstereyim size. Evet, ciğer geldiğinde yine çekeceğim arkadaşlar. Burası bayağı ünlü, ünlüler de buraya geliyor. Zaten resimlerden göreceksiniz. Hatta görmüş olmanız lazım. Şurada da bak, oyuncu. Yine şunlar da oyuncu. İsimleri bilmiyorum ama. Yine şöyle. Evet. Ciğerimi söyleyeceğim şimdi. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bir porsiyon ciğer istiyorum. Yanında yoğurt içecek. Ayran. Ayran alacağım bir tane de. Bir şey var mı? Fiyat listesini çekebileceğim bir fiyat listesi var mı? Fiyat listesi. Var. Onu da bir alsam olur mu ya? Fiyat listesini de çekeyim, en azından bilginiz olur gelmeden önce. Şöyle. Evet, ciğerimiz geldi. Hemen gösteriyorum masayı. Şöyle arkadaşlar. Sadece bir bilgi vereceğim. Şu biber var ya, kuru biber. Bu biber çok acı, bilginiz olsun. Acı ile eğer aranız yoksa yemeyin. Şimdi arkadaşlar ben afiyetle ciğerimi yiyeceğim. Sadece şöyle küçük bir tadına bakayım. Gayet güzel. Normalde ben ciğer sevmem. Ciğer biraz kokulu için falan ama bu diğer ciğerler gibi değil.
Unla pişirilmiş gibi. Bunu unla mı pişiriyorsunuz? Evet, normal beyaz un. Normal beyaz un. Normal beyaz un. Normal beyaz unla yapılıyormuş. Bence gayet güzel. Geldiğinizde ben burayı tavsiye ederim. Zaten bu yeri de görmüşsünüz. Çoğu kişi buraya gelmişti. Divana Sert gördüm. Birkaç oyuncu var adını bilmediğim. Yine Can Bonomo vardı şurada. Hepsini çekemedim tabii. O yüzden ben tavsiye ederim arkadaşlar. Yemeğimizi yiyoruz. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik ve şimdi Karaağaç tarafına gidiyorum. Bu orta kapı tarafı var, tamam mı? Sorun gösterirler, bakın durak şurası. Şöyle bir yapı var, tamam mı? Durak şurada. 6A geçiyormuş oradan. Şimdi 6A gelecek dedi, şoföre sordum. Karaağaç tarafına gideceğiz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik ve şimdi Karaağaç tarafına gidiyorum. Bu orta kapı tarafı var, tamam mı? Sorun gösterirler, bakın durak şurası. Şöyle bir yapı var, tamam mı? Durak şurada. 6A geçiyormuş oradan. Şimdi 6A gelecek dedi, şoföre sordum. Karaağaç tarafına gideceğiz. Şöyle gölgede duralım. Yani birçok arkadaşım Karaağaç'a git, oraya kesin gitmen lazım dediler yani hani. Edirne merkezi de 6-7 kilometre diye tahmin ediyorum. Karaağaç buraya 6-7 kilometre ancadır değil mi abi? Evet, 6-7 kilometre falan. Şimdi aracımız gelsin, Karaağaç'a gidelim. Orayı da keşfetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Edirne'de birçok yer var. Yani her yere tek tek gidemem. O yüzden siz geldiğinizde nereye gitmek istiyorsanız orayı belirlersiniz. Karaağaç'ı gördükten sonra nerede kalacağıma daha karar vermedim. Orayı bir göreyim, ondan sonra nerede kalacağıma karar vereceğim. Belki Enes taraflarına inebilirim. Yani o anki duruma bağlı, o anki psikolojime bağlı. İtalyan koyu var Saros Körfezi'nde. Belki o tarafa gidebilirim, geceyi orada geçirebilirim. Daha belli değil. Bekleyip göreceğiz. Evet, şimdi Karaağaç tarafına indim. Yalnız biraz geçmişiz. Adam unutmuş. O yüzden dedi buradan biraz yürü, sonra sola dön dedi. Şimdi oraya doğru gidiyorum ben. Lozan Anıtı var. İlk gözüme çarpan. Zaten Karaağaç önceden Yunanistan'daymış. İşte bu Lozan Antlaşması ile tekrar Türk topraklarına kalıyor Karaağaç. Ondan sonra bir de meşhur istasyon var burada. Eski kara trenler var ya, onlar var. Bir de bu eski kara trenler var. Burada bir tren istasyonu var. Zaten Lozan Anıtı ile orası bağlantılıymış. Yani Karaağaç'ta ilk dikkatimi çeken yerler arasında onlar oldu. Yani arkadaşımın söylediği de o oldu. Karaağaç tarafına gidersen işte Lozan Anıtı ve tren istasyonuna uğra dedi kesin. Şimdi ben de o tarafa doğru gidiyorum. Bakalım, orayı da keşfetmeye devam ediyoruz. Ondan sonra nereye giderim bakacağız. Evet arkadaşlar, Lozan Anıtı'na geldik. Şurası. Hemen size kısa bilgi vereceğim. Burada 3 tane uzunluklu görüyorsunuz anıtı. Birinci uzunluk Anadolu isim geliyormuş. İkinci uzunluk Trakya'yı. Üçüncü uzunluk ise Karaağaç isim geliyormuş. Yani bu Karaağaç bölgesi Lozan Antlaşması ile tekrar Türk topraklarına katılıyor arkadaşlar. Geldiğinizde şehir merkezine çok yakın 6A'ya binip gelebilirsiniz. Zaten şehir içi ulaşım olduğu için 3,5 lira verdim. Bu tren istasyonu da şu karşısı. Hemen aradan gireceksiniz. Kara tren de orada. Gelip burada fotoğraf çekilebilirsiniz. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Şimdi tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Orayı da gidelim, görelim. Genel olarak şey, hani Karaağaç'ı ben sevdim. Hani girdiğinizde zaten anlayacaksınız. Böyle ağaçlık, düzlük. Yani sokaklar böyle eski sokaklar gibi. Yani benim hoşuma gitti. Siz de gelirseniz eğer uğrayın derim ben. Şimdi istasyona gidiyoruz. Evet, şöyle çantamı bıraktım. Çünkü bayağı yoruldum. Dedim çantayı bırakayım. Arkadaşlar evet, tren istasyonu burası. Şu binası. Şu da treni. İşte insanlar buraya fotoğraf çekilmeye falan geliyor. Şöyle arka tarafa geçeyim size. Binayı da göstereceğim şimdi. Babasına da Ayhan Anıtı
Şuradan daha iyi görebilirsiniz. Şu karşı tarafa geçip İşte şöyle arkadaşlar bina. Bu İstanbul'daki Sirkeci'deki tren istasyonundaki gar örnek alınarak yapılmış. Dikdörtgen planlanmış bu yapı. Uzunluğu 80 metreymiş bu tren garının. 3 katlıymış. Geldiğinizde burayı görebilirsiniz. Aslında çok güzel bir fotoğraf karesi almayı düşünüyorum ama şu bulut çok az. Şöyle bulutlu falan olsa biraz daha güzel bir fotoğraf çekilir aslında buradan da. Yine de her ihtimale karşı yine çekeceğim ama öyle olsa görsel daha güzel olurdu. Öyle arkadaşlar. Yani Edirne merkeze çok yakın olduğu için çok rahat gelirsiniz. Ulaşımı da çok rahat. Zaten araba önünden geçiyor hemen. O yüzden kesin gelmeniz lazım. Edirne'nin bütün sokakları zaten tarihi. Yani geze geze bitiremezsiniz. Bir haftada mesela çıkamazsınız işin içinden ama kendi zamanınıza göre, görmek istediğiniz yere göre mesela güzel yapılar varsa ben daha çok güzel böyle büyük yapıların olmasını tercih ediyorum. İşte öyle. Buradan da Edirne merkezde mi kalırım yoksa Enes tarafına mı geçerim gerçekten ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi buradan kaldığım yerden yoluma devam ediyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi Edirne merkezden şöyle bir plan değişikliği yaptım. Yarın uzun köprü üzerinden Enez veya Keşan tarafına geçeceğim. Artık araç nereye giderse. Şimdi ben uzun köprü yoluna geldim. Yani şurada Kuzucu diye bir köy var. Edirne merkezde bir yerde kalacağım ama dedim. Böyle yarın hareket edeceğim yol güzergahındaki bir köyde kalırım dedim. O yüzden Edirne tarafından Carrefour'un hemen yanından Hafsa Birlik arabaları var. Hafsa da Edirne'nin bir ilçesi. Ona bindim. Şimdi Kuzucu köyüne doğru gidiyorum arkadaşlar. İnşallah köyü doğru söylemişimdir. Öyle söyledi çünkü bana adam. Tövbe estağfurullah. Daha kötü sözler geliyor aklıma da. Şimdi söylemek istemiyorum. Her neyse. Şimdi arkadaşlar oraya gideceğiz. Bu geceyi yani o köyde geçirmeyi planlıyorum. Köyde kahveye giderim. İlk önce bir kendime gelirim. Sonra köyde bakarım. Sorarım. Nerede kalayım abi ne yapayım falan filan diye. Kampımızı bu gece Kuzucu köyüne atacağız arkadaşlar. Köyde görüşürüz. Orada da video alacağım. Evet arkadaşlar. Köyün ismi doğru. Bakın şimdi geldim buraya. Şöyle levhada göstereyim size. Kuzucu köyündeyiz. Bir de birkaç manzara gözüme çarptı. Tam böyle güneş güzel bir bulutlar falan kapattı. Şu an siz oradan pek göremezsiniz ama o yüzden fotoğraf makinama da astım. Güzel bir kare görürsem çekeyim diye. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Her yerde bir köpek hırlıyor. Oğlum yavaş. Bir şey olmaz. Öyle gezmeye geldim. Ha arkadaş ya bilerek mi karşıma çıkıyor bilmiyorum. Merhabalar. Buralarda ileride kahve falan var mı? Tamam çok sağ olun. Vallahi buranın en çok sevdiğim şeyi kahvesi. Hem kahveleri şey oluyor. Hem sohbet muhabbet tam Trakya şivesi falan. Hem oturup çayımı falan içiyorum. Hem işte ekipmanlarımı falan şarj ediyorum. İyi oluyor yani. Hem de oradaki kişilerden bilgi alıyorum. Abi nerede kalayım ne yapayım falan filan diye. Öyle. Arkadaşlar bugün bu köyde konaklamamızı yapıyoruz. Yarın da o ana yol üzerinden otostopla yolumuza devam ediyoruz. Vallahi ben bu sistemi beğendim ya. Bir yere gideceksen mesela şehir merkezini gördüm ya. Aynı Edirne'deki gibi. Sonra ne tarafa gideceğim mesela? Hangi planı yapıyorum? Onun çıkışına doğru bir köye gideceksin. Kalacaksın köyde güzelce. Sonra yoluna devam edeceksin. Artık böyle ilerleyebilirim. Bilmiyorum durumlara göre değişebilir. Her neyse. Şimdi kahveye doğru yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar.
Selamün aleyküm. Merhabalar. Abi vallahi yolumuz buraya düştü. Bu gece köyde kalayım dedim hava kararmadan. Yarın yola devam edeceğim. Öyle yani. O yüzden Havsa arabasındaki abi işte Kuzucu Köyü'ne git dedi. O yol güzergahından Keşan tarafına doğru. Bu gece burada kalacağım. Uygun bir yerde çadır atarım, kamp yaparım. Sonra yola devam edeceğim. Ankara. Vallahi abi yayan otostop, biraz yayan, biraz otostop, biraz işte dolmuş molmuş. Abi ben fotoğrafçıyım. Ya gidiyorum işte kamp kuruyorum. Güzel bir manzara varsa onun fotoğrafını alıyorum. Hem geziyorum. Öyle yani. Şimdi yoruldum, biraz dinleneyim, bir çay falan içeyim de. Evet, sonra tekrar görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün Kuzucu Köyü'nde burada uyandım. Hemen size kısaca anlatacağım. Şöyle hem dışarıya çıkalım, hem size kaldığı manzarayı göstereyim, hem de köpekleri göstereyim. Gerçi köpekler bağlı ama. Şurada bir tane kurt var. Vallahi korkuyorum ama inşallah bir şey yapmaz. Şurada bir tane kurt köpeği var. İnşallah görüyorsunuzdur tam şurada. Şurada da bir tane Arjantin Dogo var, Maya. Orada da Maya var. İşte Kuzucu Köyü'ne geldim arkadaşlar. Kahveye oturdum. Sonra Yalçın'la tanıştık. Yalçın da hem gezmeyi seviyormuş. Ondan sonra biraz sohbet ettik. İşte kamp kuracağımı söyledim işte uygun bir yere. O da dedi benim bahçe var dedi. Burası bir şirketin işletmesi. Kendisi de böyle bir yerde kalıyor arkadaşlar. Buranın işletme görevini yapıyor. Meyve bahçelerini işte ilaçlamasından, sulamasından, toplanmasından, her şeyinden o sorumlu. Öyle tanıştık. Şu armut bahçeleri de burası. Şöyle. İşte burası da konteyner. Böyle. Çadır kurma dedi. Benim dediği yerim müsait dedi. Gelirsin burada kalırsın dedi. Ondan sonra ben de köpeklerin olduğundan biraz korktum. Dedi köpeklere ben bağlayacağım, sıkıntı yok dedi. Köpekler bağlı. O yüzden rahat bir şekilde kaldık. Gerçekten efsane uyumuşum ya. Havası falan çok güzeldi. Bir de buranın çok güzel bir manzarası vardı arkadaşlar geldiğimde. Hemen kahveye oturdum, sonra buranın arka tarafına geçip o manzarayı çektim. Şimdi arkadaşlar buradan ayrılıyorum. Uzun köprü üzerinden Keşan, Enes tarafına doğru gitmeyi planlıyorum. Artık bakacağız. Gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim göreceğiz. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi size Kuzucu Köyü'nün fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar yeni videolarda görüşürüz.